Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Gösterdiğim bu renklerden size yine çok güzel bir model hazırladım. Bakın bu şekilde. Şöyle mor rengi, mavi renk. İnşallah şöyle morum rengi çıkıyordur. Evet. Sizler için hazırladığım modelim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu bir istek model. Bu model. Burası ilmek toplanarak pipete yapılmıştı. Pipet yapamayan, ilmeği kaçıran arkadaş bu şekilde bir model hazırlamamı istedi. Ben de bu şekilde trabzan yaptım ilmek yerine arkadaşlar. O da çok hoş durdu. Bakın kalıp gibi de durdu. Ütüsü olmadığı halde şöyle ütülü gibi çok hoş durdu. Bakın. Evet. Hem de diğer bilmeyen arkadaşlara da alternatif olsun diye bu şekilde modeli hazırladım. Model de çok güzel olunca arkadaşlar hemen videosunu çekmek istedim bu şekilde. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim. Evet, iki tane çiçeğimizin arasında bu şekilde 7 tane kirpikli trabzan bırakıyoruz. Bakın şöyle kenarlarından da çiçeğimizi tutturmak için birer tane gidiyor. Ortada 5 tane bu şekilde ara mesafesi kalıyor. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın tığ battığımızı hazırladık bu şekilde. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Bir zincirimi çektim. Şöyle ipimi uzatıp buraya küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle tek telinden girip sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde. Tığımın başını 2 defa doladım ve 3. 1, 2, 3, 3 ile 4'ün arasındaki bu sık iğnenin içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak buraya bir trabzan yapıyorum. Bu trabzan bizim yuvamız olacak. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi hafif uzattım. Şöyle bakın bu fıstığımızın boyutu, ilmeklerimizin boyutu olacak. Diğer ilmekleri de aynı onun boyutunda çekeceğiz. Trabzanın altından girip bir zincir çekiyorum. Üstü ilmeğimi uzatıyorum. 3. Şöyle 4, 5, 6, bakın bu şekilde topluyorum. Trabzanın altından girip üzerinde bir zincir 7, 8, 9 ve 10. Bu şekilde 10 tane ilmeği topladım. Şimdi en sonki ilmeği de hepsinin içinden geçirip buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde bir fıstık yuvamız oldu bakın arkadaşlar. Şimdi 10 zincir çekiyorum üzerine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle 10 zincirimi çektim. Bakın burada örümceğimin kapandığı değil de trabzanımın tepe noktasını şöyle göstereyim. Çünkü eğer buraya değil de örümceğe girerseniz arkadaşlar örümceğinizin şekli dağılır. O yüzden bu trabzanın tepe noktasına giriyoruz. Şöyle biraz sabitledim. Bakın buraya yuvamı bu şekilde. Şimdi bir zincirle düz tarafına döndüm. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir. Şu baştakini biraz bol bırakıyorum ki sık iğnem iç üzerine rahat olsun diye. 2 3 4 5 6 Bu şekilde buraya 14 tane sık iğne yapacağız. 7, 8, 9, 10, 11, 12, şöyle 12, 13. Buranın sayının 14 olması önemli arkadaşlar. Bu 14 tane sık iğnenin tepe noktasına biz çiçeklerimizi hazırlayacağız. Eksik veya fazla olursa elimizde kalır yuvamız düzgün olmaz. Şöyle bir zincirimizi çektik. Yine aynı ilk yaptığım örümceğin büyüklüğünde şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi hemen dördüncü tığ battının içine. Şöyle 1, 2, 3. Şu dipteki ile beraber bakın o kaybolmuş. Dördüncü tığ battının içine.
Kapatıyorum bu şekilde. Evet, yuvamızın hazırlanışı bu kadar arkadaşlar. Bakın, kenarlarındaki küçük örümcek ve ortada fıstık. Tepesinde de 14 tane sık iğne var. Şimdi ara suyunun yapılışına geçelim. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine girip 1, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi buraya. 1, 2, 3 zincir. Hemen bir sonraki tığ battıya girerek şöyle ara suyumun yapılışı bu kadar. 3 zincir bir defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girip 1, 2 ve 2. 4 zincir. Kirpik olarak trabzanıma sık iğne ile sabitleyip yine 3 zincirimi çekip sıradaki tığ battıya bu şekilde ara mesafesini veriyorum. 3 zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. 3 zincir. Bu şekilde 7 tane yapıyoruz arkadaşlar. Kirpikli trabzanlardan. Sonra bu yuvayı yapıp çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, çimenimiz bu şekilde hazır. Hazırladık. Şöyle ters tarafına çeviriyorum ve bakın şöyle zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. İki defa da tığımın başını doladım. Şöyle ilk sık iğnenin arasından girerek başlayalım. Bakın. Şöyle 1, 2 ve 2. Son iki ilmek tığımda. Yine iki defa doluyorum. Sıradaki boş olana şöyle 1, 2 ve 2. 3 sefer de aldım. 3 tane ilmeğim de tığımda. Ve üçünü birden kapattım. Bakın uç noktası şöyle çok güzel sivri bir duruşu oluyor. 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 2 defa tığımı doladım. Şimdi sıradaki sık iğnemin arasına giriyorum. Şöyle 1. Şöyle 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Sıradaki sık iğne arasına girip şöyle 1, 2 ve 2. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden buraya kapattım. 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine 2 defa tığımı doluyorum. Hemen sıradaki sık iğnenin içine giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Hemen buraya sık iğnenin içine 1, 2 ve 2. Üçünü birden kapattım. Bakın bu şekilde yuvalar oluşturuyoruz sık iğnelerimizin üzerine. 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. 2 defa tığımı doladım. Hemen buraya sık iğnemin içine giriyorum. Şöyle 1, şöyle 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Hemen sık iğneye sıradaki. Aynı sık iğneyi asla batmıyoruz. Sıradakine bu şekilde trabzanı yapıp son kalan ilmeklerimin hepsini bir çektim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 defa tığımı doluyorum. Hemen bakın sıradaki bu boş olan yere girdim. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2. 2 defa tığımı doluyorum. Sıradaki şöyle 1, şöyle 2 ve şöyle 2. Üçünü birden kapattım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Doladım 2 defa ve buraya yuvanın içine girdim. 1, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle sık iğnemin arasına girip 1, 2 ve 2. Üçünü birden kapattım buraya. Bakın bu şekilde.
Sonucu yuva için 7 zincir. 2 defa tığımı doladım. Son iki sık iğnem kaldı. Onları da bu şekilde arasına girip 1, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. 1, 2 ve 2. İkisini birden bakın buraya kalan ilmeklerimi sabitledim. Bir zincir çekiyorum ve bunu buradaki 4 zincirli kirpiğin içine sık iğne ile sabitleyip şöyle bir zincirle de dönüşümü yaptım. Evet, bu şekilde yuvalarımız oluşuyor. Bakın bunların üzerine şimdi sık iğne yapacağız yuvalarımızın. Şöyle 1 2 3 4 5 6 baştaki sık iğneyi de sayarsak bu şekilde sık iğne yaptım. Şimdi diğer yuvaya bu şekilde geçişimi yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, bu şekilde bakın. 7 tane sık iğneyi yaptım. Hemen 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7. 7 zincirin içine her bir 7 zincire 7 tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki yuvamın içine bu şekilde geçişimi yaptım. 2 3 4 5 6 ve 7. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıradaki yuvanın içine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle tutuyorum. Şu uç noktası böyle kalın durmasın, oval dursun diye. Bu ipin içinden de geçiyorum. Gerçekten güzel oluyor bakın arkadaşlar. Daha güzel bir oval dönüşü oluyor. Bunu götürüp direkt buraya sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincirli yuvama ve bir zincir de çekiyorum. Şimdi bu şekilde oluyor bakın. Şöyle kalıp gibi oluyor. Hemen ipimizi keselim. Yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle tülbentimin içinde olan renklerden bu şekilde hazırladım. Bakın renkler de çok gayet güzel uyumlu bir halde tülbente yakıştı. Böyle karşıdan bir bakın istedim. Ve şimdi arkadaş şöyle birazcık küçülteyim ve yakına alayım. Güzelle kalıp gibi oldu. Ara suyuyla beraber de çok uyumlu oldu. Evet, modelim bu şekilde. Şöyle yakın plan göstereyim. Gayet hoş. Güzel yapılası bir model oldu bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir de ters tarafından sallantılı haline bakın. Çok hoş oldu. Çok güzel oldu. Bitmiş hali daha bir güzel duracaktır. Hepsini tamamlandığı takdirde. Şöyle arkadaşlar. Çok hoş oldu gerçekten. Şöyle yapılısı bir modellerden bir tanesi oldu. Bir de üstüne üstlük çok kolay olduğu için yapılışı sizi hiç yormadan hem hafif hem gösterişli hem hoş böyle bir model oldu arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde bakın.